İkinci tema. Milli Mücadele ve Atatürk. Sırtmaç Mustafa'nın öyküsü. Sırtmaç Mustafa, cılız, çelimsiz bir çocuktu. Bir akşamüstü Yalova kırlığında ineklerini önüne katmış çiftliğe dönüyordu. 20 kadar atlının yaklaştığını gördü. Atlılar yakınına gelince en öndeki atından inip ona çiftliğe nereden gidileceğini sordu. Mustafa, "Siz yanlış yoldan gelmişsiniz," dedi. Eliyle işaret ederek, "Çiftliğe şu yoldan gidilir," diye ekledi. Karşısındaki başını salladı. "Adın ne?" diye sordu. "Mustafa." Karşısındakinin yüzüne bir gülümseme yayıldı. "Benim adım da Mustafa. Demek adaşız." Hemen ardından sordu. "Sen Gazi'yi tanır mısın?" "Tanırım," dedi sırtmaç Mustafa. "Onu sever misin?" "Severim." Karşısındaki sormaya devam etti. "Sen ne iş görürsün Mustafa?" "İşte şu gördüğün sığırları güderim." "Ne kazanırsın?" "Ayda 3 lira." "Peki söyle bakalım, ayda 3 lira yılda kaç lira eder?" "36 lira eder," dedi sırtmaç Mustafa. "Sana bu 36 lirayı versem ne yaparsın?" "Hiç, almam ki." "Neden almıyorsun?" "36 lira çok para, sonra nereden aldın diye sorarlar bana." Ona gülümseyerek bakan adam, "Aferin oğlum," dedi. Yanındakilere döndü. "Böyle olmalı işte," derken cebinden bir avuç para çıkarıp Mustafa'ya uzattı. "Al bu parayı, yol gösterdiğin için veriyorum sana," dedi. Sırtmaç Mustafa, adamın uzattığı paraya karşılık torbasındaki cevizleri göstererek, "Bir şartla," dedi. "Sen bu cevizleri alırsan ben de bu parayı alırım." "Tamam," dedi karşısındaki adam. Cevizleri alıp karşılığında Mustafa'ya parayı uzatırken yine adını sordu. Mustafa bir kez daha adını söyleyince adam, "Benim adım da Mustafa ama yanında Kemal'i var," dedi. "Beni başka yerde görsen tanır mısın?" diye sordu. Başını salladı sırtmaç Mustafa. "Tanımaz mıyım? Sen Gazi Mustafa Kemal Paşa'sın," dedi. Atına atlayan Atatürk, diğer atlılarla birlikte oradan uzaklaşmaya başladı. Sırtmaç Mustafa şaşkınlık içindeydi. Rüya görmüş gibiydi. Ertesi gün evlerinin önünde bir otomobil durdu. Mustafa'ya, "Seni kaplıcaya götürmeye geldik. Gazi istiyor," dediler. Bu habere çok sevindi sırtmaç Mustafa. Hemen otomobile atladı. Otomobil bir süre sonra bir binanın önünde durdu. Kocaman bir kapıdan geçip salona girdi Mustafa. Salonda bir adam ayakta durmuş ona bakıyordu. "Hoş geldin, beni tanıdın mı?" diye sordu adam. Sırtmaç Mustafa hiç duraksamadan yanıtladı. "Tanımadım, hiç görmedim sizi." Adam şaşırmış gibi görünerek bir gün önce ona yol sorduğunu, sohbet ettiklerini, ceviz alıp karşılığında para verdiğini anlattı. Sonra, "Nasıl tanımadın beni?" diye sordu. Mustafa ısrar etti. Ona dün konuştuğu kişi olmadığını söyledi. O sırada salonun perdelerinden biri aralandı. Atatürk çıktı ortaya. Yaklaşıp Mustafa'nın saçlarını okşadı. "Aferin, sandığımdan da dikkatliymişsin. Bu konuştuğun bana benzeyen bir arkadaşım ama sen bunu kolayca fark ettin," dedi. Sırtmaç Mustafa hemen koşup Atatürk'ün elini öptü. Süleyman Bulut. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1. Kısaltılmıştır.